Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kinetik kum yapacağız. Malzemelerimiz pet shop'tan aldığımız ince kum. Akvaryum kumu diye geçiyor, ince kum diye geçiyor. Biz beyazını aldık. Dilerseniz bunun siyahı da var. Sarısı da var. Yani renkleri var. Bunun bir tane torbasını biz 3 liraya almıştık. Uygun. Bir tane de slime yaptık. Slime'ımız var. Şimdi bu slime'ı kumun içine koyacağız ve karıştıracağız. Bayağı bir karıştırmamız gerekiyor. Bayağı yorucu bir işlem oluyor. Ama sonucu bayağı güzel. Şimdi başlayalım artık. Slime'ımızı atalım içine. Şimdi bununla karıştırırken kumun slime'ı parçalaması lazım. Onun için bayağı karıştırmanız lazım. Yaparken fazla slime kullanmanızı önermem. Çünkü çok kum gidiyor. Yani küçük bir slime ile bile bayağı bir kinetik kum çıkartabiliyorsunuz. Onun için dikkatli yapın, yoksa kumunuz yetmeyebilir. Şimdi ben bu işlemi 15 dakika kadar gerçekleştireceğim, karıştırmasını. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi slime'ımız tabaktaki bütün kumu çekti. Size tekrardan söylüyorum, fazla slime kullanmayın, yoksa kum yetiremeyebilirsiniz. Şu an slime'ımız kumlu slime şeyine, yani durumuna geldi. Biraz daha kum katacağız ve daha bayağı bir karıştırmamız gerekecek. Bu kumu da nemlendirmeniz gerekiyor. Kuru kum olmasın. Biraz nemlendirin. Fazla ıslak da olmasın. Nemli bir kum olsun. Deniz kumuna yakın bir kum olsun nemliliği. Gördüğünüz gibi bayağı bir kum ekliyoruz. Şimdi bu karıştırma işlemini biraz daha sürdüreceğim. Tabaktaki bütün kumu çektikten sonra büyük ihtimal kinetik kumumuz olur. Sonra da artık bu kumu renklendirme aşamasına geçeceğiz. Farklı farklı renkler yapacağız. Bu slime sarı slime olduğu için biraz hafif sarı bir kinetik kumumuz olacak. Fakat biraz renklendireceğiz farklı boyalarla. Gördüğünüz gibi 3 kaşık kum koydum ve hemen çoğu kumunu çekti içine. Slime'ımız. Elimizle de yapışmıyor zaten. Size önerim bayağı bir parçalayarak karıştırmanız. Slime'ı parçalayın, içine kadar işlesin. Yetmezse tatlıya yapacağız. Büyük ihtimal yetmeyecek kum. Yani tekrardan koymamız gerekecek. Biz kinetik kumla oynayacağımız zaman böyle yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz kinetik kumu. Daha keyifli oluyor. Gördüğünüz gibi tabaktaki bütün kumu slime çekti. Ve kullandığımız slime çok küçüktü. Şu kadar bir slime kullandık. Yani çok küçük bir slime kullandık. Ama bu kadar bir kinetik kum elde edeceğiz. Belki de daha fazlasını elde edeceğiz. Daha kum ekleyeceğiz. Fazla kıvamını tutturduktan sonra fazla da kum koymayın. Bu sefer kinetik kum yani kalıplarda durmaz. Ona da dikkat edin. Yani çok ince bir ayarı var. Ne fazla slime koyacaksınız ne de çok fazla kum koyacaksınız. Onu siz ayarlarsınız zaten istediğiniz gibi. Yani bu işlem böyle. Bayağı bir karıştırmanız gerekiyor ve başka bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece nemli kum ve slime gerekiyor. İnternette biraz araştırdım. Çok farklı slime, kinetik kum yapanlar var. Nişastayla falan.
Biz de ilk yaptığımızda biz onu denedik fakat başarılı olamadık. Yani tam bir kinetik kuma benzemedi. Sonra biraz daha araştırdık. Ve böyle yapıldığını bulduk. Gördüğünüz gibi koyduğum bütün kumu yine çekti. Ve şu an kinetik kumumuz bu halde. Şu an hafif slime, kinetik kumu slime ve hala kum gerekiyor. Ve neredeyse 50 gramlık slime'dan neredeyse 1 kilo kinetik kum elde ettik. Şu an bunun ağırlığı 1 kilo var. Bu kinetik kumun da toplam maliyeti bize 10 liraya geldi. 2 torba kum aldık 6 liraya. Slime malzemesi aldık. Tabi boraksımız vardı bizim. Sadece tutkal aldık 2 liraya. Sizde boraks yoksa 2 lira da oradan 10 liraya mal edebilirsiniz. Arkadaşlar kinetik kumumuz hazır. Artık oynayabiliriz. Şimdi bakalım kıvamı olmuş mu olmamış mı diye temel test yapacağız. Şu an bu şekilde akıyor gördüğünüz gibi. Şu an akması güzel. Akmasında sıkıntı yok. Yani kopma yapmıyor. Bu da kinetik kumun zaten en büyük özelliği, kopma yapmaması. Gördüğünüz gibi düştüğü yerde de dağılıyor. Bence şu anki kıvamı oldukça iyi. Şimdi de kalıp yapmaya çalışacağız. Bakalım kalıpta da kalırsa artık kinetik kumumuz hazır diyebiliriz. Şimdi kalıp yapmak için bir tane bardak kullanacağım. Bakalım deneyelim olacak mı? Dağılacak mı yoksa? Gördüğünüz gibi kalanlar akıyor yanlardan. Bu da kinetik kumun zaten en büyük özelliği. Hamur gibi kalmaması. Bu arada çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Kinetik kum çekilişi yapmayı düşünüyoruz. Bunun için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Takipte kalabilirsiniz. Şimdi bunu böyle yapalım. Gördüğünüz gibi kalıp olarak kalıyor. Kalıp olarak kalmasına sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi yanlara doğru açılıyor. Yavaş bir şekilde. Yani bence şu an olmuş durumda. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.